Nizakumullah. Sırada benim bir konuşmam olacak. Konuşmanın konusu Allah kimleri sever? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlarsanız geçen calsada bu konuşmayı aslında başlatmıştım. Genel olarak sevgi ve aşk nedir? Allah sevgisini elde etmenin yolları nedir? Konusudur temelde. Geçen calsada zaman yetmediği için sadece Allah kimleri sevmez konularını özetlemiştim. 8-10 tane ana özellikten bahsetmiştim. Bu kişileri Allah-u Teala sevmez. Çünkü bunları bilmek önemliydi. İnsan hepimiz Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek isteriz ama şu konuyu genellikle unuturuz ki bunun için çaba göstermemiz gerekecek ve bazı zaaflarımızı gidermemiz gerekecek. Ve bu zaafları gidermedikçe, bu zaafları yok etmedikçe Allah-u Teala bize sevmeyecektir. Geçen konuşma bu konu üzerinde daha çok kalmıştı. Bu senede o konuşmanın devamı olarak biz ne yapabiliriz da Allah bizi sevsin, daha doğrusu Allah kimleri sever, hangi huyları sever gibi konuları ele almaya çalışacağım. Zamanımız gene kısıtlı. Gene belki tamamen bitmeyebilir ama ne kadar biterse o kadar ele almaya çalışacağım. Şimdi Allah-u Teala'ya giden yolculuk tabii ilk günden bir aşk, bir sevgi yolculuk sayılamaz. Aşk çok ileri bir kavramdır. Sevgi çok ileri bir kavramdır. İnsan ancak yakından tanıdığı bir şeye sevebilir. Çok uzak olduğu bir şeye sevmesi, onun için aşk kelimesinin kullanılması, onun için hub kelimesinin kullanılması doğru olmaz. Ama nihai hedefi de elde tutmak gerekiyor. Nihai hedef aklımızda değilse zaten doğru yolu bulamayız. Nihai hedef elbette ki Allah-u Teala'nın sevgisi, Allah-u Teala'nın aşkı, muhabbeti, hub. Bu hedefi elde aklımızda tuttuğumuz zaman ve bu bilincinde de olduğumuz zaman ki bunu elde etmek kolay değildir. Allah-u Teala'nın bize ilk söylediği şey "Fazkuruni yazkurkum." Yani sen beni hatırla, ben de seni hatırlamaya başlayacağım. Bu bir şeydir. Yapmacık bir yoludur. Yani bir ilişki henüz başlamamıştır. Gerçekten içten gelen bir ilişki henüz başlamamıştır. Ama İslamiyet bize ne öğretiyor? Yapmacık yöntemler bile yavaş yavaş kalpte gerçek bir etki bırakıyor. Biz Subhanallah dediğimiz zaman, Elhamdülillah dediğimiz zaman, Allahu Akbar dediğimiz zaman aslında kalbimiz Subhanallah demiyor. Kalbimiz Allahu Akbar demiyor. Kalbimiz Elhamdülillah demiyor. Sadece bunu dilimizle tekrar ediyoruz. Ama amaç yavaş yavaş dilimiz bunu tekrar ettikçe kalbimizin üzerinde yavaş yavaş bir etki yapmasını beklemektir. Bu hepimizin yaşadığı bir şeydir. Siz hepimiz görmüşsünüzdür. Bazı insanlar, yani bu birçok konuda bunu görmek mümkün. Bazı insanlar yalan söylerler. Ama çok inanarak yalan söylerler. Bunu kendi hayatımızda, etrafımızdaki insanlarda, siyasette, her yerde görmek mümkün. İnanarak yalan söylüyor ve yavaş yavaş
onu inanır hale geliyor. Uzun süre aynı yalanı söyledikçe eninde sonunda onu kendisi inanır hale geliyor. Ben hatırlıyorum bazı şeylerde bazen ağlaya sızlaya bir yalanı öyle uzun hayat boyunca söylemiş ki ona öyle bir inanır hale gelmiş ki artık ağlaya ağlaya onu söyleyebiliyor kendisini acındırmak için. Eğer yalanın böyle bir etkisi olabiliyorsa elbette ki doğrunun bundan daha güçlü bir etkisi olacak. Eğer yalan bile eninde sonunda kalp üzerinde bir etki yapabiliyorsa tabii ki doğru söz uzun vadede bir etki yaratacak. Dolayısıyla Allah-u Teala bize diyor fazkuruni uzgurkum, sen şu anda aşk mertebesinde değilsin, sen şu anda bana yaklaşmamışsın ama bu demek değil ki beni anma, beni hatırlama, benden bahsetme. Sen gene de benden bahsetmeye devam et. Çünkü bu iyi sözler, bu her gün kalkıp da Subhanallah demen, her gün kalkıp da Elhamdülillah demen, her gün kalkıp da beni hatırlaman, eninde sonunda senin kalbinin üzerinde bir etki yapacaktır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bize önerdiği birinci yöntem, her nerede olursanız olun, her ne kadar uzak olursanız olun Allah-u Teala'dan, yapmacık bile olsa onun güzel sıfatlarını zikredin. Onun güzel sıfatlarınızı aklınıza getirin. Yani tekrar tekrar önünüze getireyim. Tekrar tekrar önünüze gelen şey bir gün elbette kalbinize de inecektir. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi tabii buradan başlayacağız ama sırf bunu yapmak doğru olmaz. Çünkü sırf bunu yapmaya kalkışırsak bu bir ömür alabilir. Çok uzun süreler alabilir ve gene başarısız da kalabiliriz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın beyan ettiği ikinci şeyin ismi fikir. Birinci şey zikir, yani Allah'ı anmak, hatırlamak. Ama ikinci şey fikir. Yani sırf anmak değil. Yani sırf Subhanallah demek, sırf Elhamdülillah demek veya Allah böyle Allah'ın bu güzel sıfatı var, Allah'ın şu güzel sıfatı var demek değil. Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında düşünmeye başlamak. Şimdi şunu diyebiliriz sürekli. Subhanallah, Allah paktır. Elhamdülillah, bütün hamd Allah'a aittir. Allahu Ekber, en büyük Allah'tır. Ama hiç düşünmeden, hiçbir zaman oturup bir kenara çekilip bir odada kapanıp ya Allah-u Teala nasıl herkesten daha büyüktür? Ya hakikaten bütün güzel sıfatlar Allah'ta var mıdır? Bir tanesi mi eksik değildir? Bunları oturup düşünmediğimiz zaman sadece zikir yapmış oluyoruz, fikir yapmış olmuyoruz. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bize sadece zikir değil, fikre de çağırıyor. Bakın bir ayet okuyacağım size. Ya eyyühellezine amenu uzkuru ni'metellahi aleykum iz hamma kavmun an yapsutu aleykum eydeyhum fekaffa eydeyhum ankum vettekullaha ve alallaha fel yetevekkelul mu'minun. Yani ey iman edenler, Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Bir kavim size yok etmek için, yani sadece Allah'ın nimetlerini hatırlayın diyor önce. Bu nedir? Bu zikirdir. Hatırlayın Allah'ın nimetlerini. Ama sadece zikir yapın demiyor. Sonra anlatıyor, detaylara girin diyor. Diyor ki bir kavim tam bir karar vermişti size yok et. Güçlü bir kavim karar vermişti ki size yok edecek. Ama Allah-u Teala onların şer ellerini durdurdu. Şimdi bakın, bu dünyada güçlü her zaman kazanır. Değil mi? Yani güçlü bir grup olsun, her zaman zayıf bir gruba karşı kazanır. Bu normal kaderdir. Yani normalde %99 bunu görüyoruz etrafımızda. Bunu deneyebilirsiniz. Bir tarafta güçlü bir kişiye koyun, diğer taraftan zayıf bir kişi. Bunu diğerini çekmeye başlasın. Güçlü olan taraf kazanacaktır. Her zaman kazanacaktır. %99 da değil. %100 her zaman kazanacaktır. Eğer bir gün zayıf birisinin kazandığını görürseniz şaşırmalısınız.
Çünkü normalde görülmüş bir şey değildir bu. Zayıf birisinin kazanması. Dolayısıyla eğer bir kavim, bir güçlü bir hükümet, bir güçlü bir grup size yok etmeye kalkıştıysa ama ve siz de zayıfsınız. Siz güçlü değilsiniz. Ama o görünmeyen bir el, Allah'ın eli, görünmeyen bir el o güçlü hükümete, o güçlü gruba, o güçlü her kimse, güçlü kuvvet her kimse onun eline durdurduysa bu size düşündürmeli ki bu sıradan bir olay değildi, bu normal bir şey değil, normal bir akış değildi bu. Normal bir akış olsaydı benim yakalanıp yok olmam gerekirdi. Normal bir şey olsaydı bu kadar büyük bir kuvvete karşı benim helak olmam gerekirdi. Şimdi eğer ben sadece zikir yapsaydım, ya böyle bir, diyelim kurtuldum böyle bir şeyden ve Allah çok büyüktür diye bir tarafa çekilseydim, bir sevgi kalbimde oluşmazdı. Ama bu olay hakkında düşünsem ki bu ne kadar zor bir şeydir. Bu normalde olması mümkün değildir. Normalde böyle bir şeyin olması imkansızdı. Ama Allah beni ne kadar seviyor ki benim için bu kadar kuvvetli bir gruba karşı beni korudu. Bu düşünce artık zikir değil, fikirdir. Siz detaylara giriyorsunuz, ince düşünüyorsunuz. Neden böyle yaptı, nasıl yaptı? Ancak çok güçlü birisi bunu yapabilir. O güçlü birisi ancak beni severse bunu yapabilir. Bütün şu düşünceler o ilk Allahu Ekber düşüncesinden sonra, yani sadece Allahu Ekber deyip çıkabiliriz. Allah büyüktür, beni kurtardı. Sonra ben yoluma, sen yoluna. Ama bunu demeyip de bunun sebeplerini düşünmeye başlasak, neden böyle oldu? Ne kadar büyük bir Allah'tır ki bu kadar büyük kuvvetlere rağmen beni koruyabilen bir Allah var mıdır? Bu düşüncelere daldığımız vakit insanın kalbinde bir aşk, bir sevgi kıvılcımı doğuyor. Ve bu huyu olmayan insanın içinde böyle bir kıvılcım doğmaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in burada işaret ettiği şey şu: hayatınızda sadece zikirle sınırlı kalmayın. Allah-u Teala'nın size lütfettiklerine elhamdülillah deyip geçmeye adet edinmeyin sadece. Onu muhakkak yapın ama onun dışında bunun incelikleri, bunun delilleri, bunun detayları konusunda derin derin düşünün. Bunu düşündükçe o zat hakkında bir sevgi kıvılcımı doğacaktır kalbinizde. Bunun ismi Kur'an-ı Kerim'de fikirdir. Yani biz hepimiz ne yapmalıyız? Hayatımızda ne kadar ufak olaylar bile olsa, ufak tefek şeyler gibi görünse bile hakkında derin derin düşünelim. Sebeplerini bulmaya çalışalım. Kendimize inceleyelim. Biz bunu hak ettik mi, etmedik mi? Bizim bu normal bir akış mı yoksa sıradan bir şey değil mi? Bütün bunların düşünmesi bize Allah-u Teala'nın aşkını kalbimizde yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacaktır. Daha da ileri gidelim. Daha da ileri gidelim. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah-u Teala'nın sevgisini ve aşkını elde etmek için çok kuvvetli bir yol var. Şimdi Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yollarını arıyoruz ya, amacımız Allah'ı nasıl elde edebiliriz? Bu hepimizin amacı. Kur'an-ı Kerim'e göre bunu, Allah-u Teala'nın aşkını elde etmenin çok kuvvetli bir yolu ihsandır. Yani Allah-u Teala'nın kullarına iyi davranmak. Allah-u Teala'nın kullarına merhametle yaklaşmak. Allah-u Teala'nın kullarına merhametle yaklaşınca Allah-u Teala bizi sevmeye başlar. Ve Allah-u Teala bizi sevmeye başlayınca biz de tabi bundan nasibimizi alırız. Bunu hakiki manada sufilerin mecazi aşk dediği şey aslında budur. Sonradan daha çok farklı anlamında da kullanılmış. Fakat hakiki manada mecazi aşk Allah'ın kullarını sevmek. Allah sevgisini elde etmek için. Allah sevgisini elde etmek için bir ara aşaması olarak Allah'ın kullarını sevmeye başlamak. Dediğim gibi bazı insanlar bunu yanlışlıkla sadece erkek kadın ilişkisi şeklinde mecazi aşkı yorumlamıştır. Bu doğru değil. Hakiki manada mecazi aşk sadece bir ara aşamasıdır.
ve amacı gene hakiki aşktır. Ve ara aşaması da nedir? Allah'ın bütün kullarını ihsan ile yaklaşmak. Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinde der ki "Vallahu yuhibbul muhsinin." Allah ihsan edenleri hub gösterir. Sevgi gösterir. Bakın Peygamber Efendimiz bunu ne kadar kullanırdı? Dedi ki Allah-u Teala'nın kullarını sevin. Allah-u Teala'nın kullarını sevin ki Allah size sevsin. Peygamber Efendimiz de bu kuralı biliyordu. Hepimizden daha iyi biliyordu. Ve onun kullara gösterdiği merhamet bizim gösterdiğimiz merhamet gibi değildi. Çok daha fazlaydı. Ne kadar fazlaydı? Yani düşünebilir miyiz? Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. لَاَلَّكَ بَاخِيُونَ نَفْسَكَ اِلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Yani ey Muhammed sen kendini helak mı edeceksin? Bunlar inanmıyorlar diye. Bu bize ne gösteriyor? Peygamber Efendimizin kalbinde Allah'ın kullarının ne kadar büyük bir sevgisi vardı. Çünkü biliyordu ben bunları sevmezsem Allah sevgisini kaybedeceğim. Eğer ben bu kulları zerre kadar bir hakaret gözüyle bakarsam, eğer ben bu kulları zerre kadar bunlar önemli değil ki, ben Allah'ın peygamberiyim, bunlara ne önemi var? Ben Allah beni zaten seviyor. Böyle bir düşüncenin yakınından bile geçseydi, Allah'ın sevgisine kaybetme korkusu vardı. O yüzden kendi hayatını Allah'ın kullarını doğru yola getirmek için, onlara yardım etmek için feda etti. Bu zaten ayet-i kerime okudum, ayet-i kerime bunu anlatıyor. Sonra meşhur hadisi zaten biliyorsunuz, kıyamet gününde Allah-u Teala bize söyleyecek ki ben açtım, sen beni yedirdin, ben üstünde elbise yoktu, sen beni giydirdin vesaire. Yani kastettiği bu dünyada fakir fukaraya elbise giydirmek, yemek yedirmek vesaire. Bunlar nedir? Bunlar bize şunu gösteriyor ki Allah-u Teala katında Allah'ın kullarına bakan birisi çok değerlidir. Vallahu yuhibbul muhsinin. Sadece rağbet değil, sadece vudud değil, sadece uns değil. Hub kelimesi kullanılmış. Bunu geçen defa da söylemiştim. Herhangi bir ilişkiye tarif etmek için Arapçada bir sürü kelime var. Mesela rağbet kelimesi var. En alt seviyede. Sonra uns kelimesi var. Sonra wud kelimesi var. Sonra hub kelimesi var. En son aşama olarak yani iki varlığın birbirine yakınlığını ölçmek için alt seviyeler de var ve üst seviyeler de var. Alt seviye zaten herkes elde eder. Yani bir ateist bile Allah-u Teala'nın merhametinden faydalanır. Ama burada hiçbirimiz bir ateist gibi Allah-u Teala'nın merhametinden faydalanmak için toplanmadık. Yani yeter ki Allah bir ateiste gösterdiği merhameti bize de göstersin. Benim bütün amacım bu. Ben başka bir şey elde etmek istemiyorum. Yeter ki bir ateiste ne muamele. Bırakın ateist. Ateist gene bir insandır. Bir karınca bile Allah-u Teala'nın merhametinden pay alıyor. Bu salonda oturan kimse yoktur ki şey desin. Benim hedeflerim bir karıncanın hedefleriyle aynı. Bir karınca da Allah-u Teala'nın merhametini elde ediyor. Ben de onu elde edeyim yeter. Hepimizin içinde ilahi aşkı elde etmenin kıvılcımı olmalı. Fakat bu bedelsiz bir şey değil. Bedava elde edilen bir şey değil. Bunun için çaba gerekiyor. Bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Ve burada Allah-u Teala bize bunun yollarını anlatıyor. Ki bu aşkı elde etmek istiyorsanız eğer, hub seviyesini elde etmek istiyorsanız bakın وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Size çok ince bir nokta anlatayım. Benim kullarımı ihsan gösterin. Benim kullarımı sadece adaletle yaklaşmayın. Ki onun hakkını verdim, daha fazla hakkı yoktu. Daha fazla vermeme gerek yok. Artık kendisi bilir. Ben onun hakkını verdim. Böyle yapıyoruz ya bazen, özellikle birine kızgınsak hakkını bile vermeye yanaşmıyoruz. Ama hadi kızgın değilsek de hakkını verip fazlasını yapmaktan üşeniyoruz.
Kur'an-ı Kerim diyor vallahu yuhibbul muhsinin. Eğer Allah'ın hubbunu elde etmek istiyorsanız, eğer Allah'ın aşkını elde etmek istiyorsanız o zaman ihsan edenlerden olun. Şimdi sıradaki konu önemli. Devam ediyoruz. Allah-u Teala'nın sevgisini yaratan, aşk kıvılcımını yaratan bir şey hepimiz biliyoruz. Güzelliktir. Yani güzel bir şeye görür görmez insan aşık olur ya. Bir güzel bir manzara gördüğümüz vakit çok hoşumuza gider. Erkekler güzel bir bayan gördüklerinde hemen aşık olurlar. Yani güzellik kendini çeker. Bu bilinen bir şeydir. Fakat ruhani dünyada biraz dikkatli olmak lazım. Manevi dünyada biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü manevi güzellik fiziksel güzellik gibi değildir. Fiziksel güzellik hemen kendini belli eder. Her insan der ki önümde bir güzel bir şey gelsin, hemen onu tanıyacağım ve aşık olacağım. Ama bu manevi dünyada böyle işlemiyor. Neden böyle? Çünkü manevi dünyada manevi güzelliğe aşık olmak için manevi çirkinliğinden de nefret etmek gerekiyor. Bakın bu çok ince bir noktadır. O yüzden bunu yavaş yavaş söylemek istiyorum. Manevi güzelliğe aşık olabilmek için, manevi güzelliğe sevmek, sevebilmek için manevi çirkinliği tanımak gerekiyor. Eğer siz manevi olarak çirkin bir şeyi tanımıyorsanız, onun çirkinliğini göremiyorsanız, o zaman güzel bir şeyi de göremezsiniz anlamına geliyor. O yüzden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Allah-u Teala tövbe edenleri sever. Şimdi tövbe kim eder? Düşünelim. Tövbe eden kim? Kim tövbe eder? Yani günahkar tövbe eder ama tövbe, hakiki tövbenin birinci şartı aşırı derecede utanmak. Yani tövbe tövbe deyip, yani bir şey yapıp yaptıktan sonra tövbe estağfurullah deyip oradan ayrılmak değil. O zaten her gün kolay yapılabilen bir şey. Ama hakiki tövbe Kur'an-ı Kerim'de yüz kızartan, mahcubiyet hissi uyaran, yüz kızartan, yani o günaha işledikten sonra kıpkırmızı olmanız. Ben ne yaptım? Ben ne kadar büyük bir çirkinliğe bulaştım? Bunu hissediyor muyuz acaba bir günah işlediğimizde? Eğer bir günah işlerken böyle bir utanç, bir nedamet, bir mahcubiyet duygusu yüz kızartacak seviyede yok ise, yüz kızartacak seviyede yok ise, aksine o günaha karşı bir sevgi başlamışsa, aksine o günaha karşı bir meyil başlamışsa, onu artık çirkin değil, çekici hale, bizim için çekici hale geldiyse, o zaman demek ki o manevi çirkinlik çirkin değil artık bizim için. O manevi çirkinlik artık güzel bir güzellik hale gelmiş. Yani aslında pislik önümüze getirildiği anda hemen yüzümüzü çevirmemiz gerekiyor. Bu ne pis bir şey. Ama eğer bir pislik, bir günah önümüze getiriliyorsa ve biz yüzümüze çevireceğimize ne güzel biraz daha var mı diyorsak, bu bize ne gösterir? Bizim iç dünyamızın güzellik tanımları değişmiş. Bizim içimizde güzelliği fark eden gözler kalmamış. Çirkinlik ve güzelliği ayırt eden gözler kalmamış. Bu durum böyleyse biz Allah-u Teala'yı görünce nasıl aşık olacağız? Biz çirkinliğe görünce de aşık oluyoruz. Eğer, yani bu çok mantıklı bir şey. Eğer biz çirkin bir şeye görünce aşık olabiliyorsak, yani günah, günah çok çirkin bir şeydir. Eğer biz günaha aşık olabiliyorsak ve günah önümüze gelince ona sımsıkı sarılabiliyorsak, mesela gıybet yapmak, birinin arkasından konuşmak, eğer bunu yaparken hiç içimizden iğrenme duyguları oluşmuyorsa, hiç içimizden bir nefret duygusu ve iğrenme duygusu, bir mahcubiyet duygusu, ben ne yaptım, yani hemen buradan kalkmalıyım duyguları oluşmuyorsa, demek ki gıybet bizim için çirkin bir şey değil artık. Güzel bir şey, hatta hoşumuza gidiyor.
Şimdi demek ki iç dünyamızda, iç gözlerimiz gıybeti güzel hale, güzel görmeye başlamış. Böyle bir göz Allah-u Teala'yı da güzel görür mü? Mümkün değil. İnsanın güzel ve çirkinlik tanımları hep birbirine terstir. Gıybete güzel gören Allah-u Teala'yı güzel görmez. Böyle bir insanın yeter ki Allah önüme gelsin, ben ona aşık olacağım, deliler gibi aşık olacağım demesi kendi kendini kandırmaktır. Bunu anlatabildim mi? Çok önemli bir konu. Hepimiz önce çirkinlikten nefret etmeye öğrenmeliyiz. Eğer Allah-u Teala'ya sevmek istiyorsak, hem bir taraftan günah sevgisi kalbimizde var iken Allah sevgisinin oraya nasıl girecek? Mümkün değil. İki ters şey aynı yere giremez. Bir hem karanlık hem nur aynı odada olamaz. Yani bu odada hem nur var hem karanlık var. Böyle bir şey mümkün mü? Eğer nur varsa karanlık yoktur. Eğer karanlık varsa da nur yoktur. Eğer biz karanlığı seven birisiysek, karanlığa bulaşınca içimizden tövbe duyguları gelmiyorsa, utanç duyguları gelmiyorsa, iğrenme duyguları gelmiyorsa, o zaman nur gelince sevgi duyguları da gelmeyecek. Mümkün değil. Aklen de mümkün değil. Dolayısıyla burada çok ince bir nokta var. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Eğer Allah'ın hubbunu, Allah'ın aşkını elde etmek istiyorsanız, önce çirkinliğe karşı bir nefret duyguları geliştirin. Eğer çirkinliğe karşı bir nefret duygularınız yoksa, bu fikri de unutun. Allah önünüze çıkacak ve siz Allah'a aşık olacaksınız. Sıradaki konu duadır. Ve bu da tövbe kelimesinin bir parçasıdır. Hepimiz anlamalıyız ve iman etmeliyiz ki dua etmeden Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmemiz imkansız. Bazen insan diyor ki ben kendi çabalarımla Allah-u Teala'nın sevgisini elde ederim. Çok çabalarım. Bütün günahlardan uzak durmaya çalışırım. Ve böylece Allah-u Teala'nın sevgisini elde ederim. Ama bu da kendimizi kandırmaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın yardımı olmadan bu dünyada hiçbir işi bitirmek mümkün değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize öğrettiği şey, hiçbir zaman duadan uzak kalmayın. Bu çabalar gösterirken, Allah-u Teala'ya aşık olmaya çalışırken, her gün ama her gün dua edin ki ey Allah, sen kendi aşkını, kendi sevgisini, kendi yakınlığını sen bize nasip eyle. Bizim çabalarımız zayıftır, bizim çabalarımız eksiktir. Bizim bütün çabalarımız eksik olmasa bile hiçbir yeterli değildir. Bizim gücümüz çünkü yeterli değildir. Sen bize bu gücü ver ki biz sana yaklaşabilelim. Şimdi yapmacık dedim. İlk başta yolculuğumuzun başında yolculuğumuz tamamen bir yapmacık bir yoluyla başlıyor. Burada tabii o henüz o seviyesinde olan bir insan için daha ileriki bir şey aşamaya elde etmek isteyince bunun da bazı yöntemleri var. Bazı şeyler var ki yolun sonunda verilir insana. Bunlardan bir tanesi tevekküldür. Bir insan Allah sevgisini ve Allah aşkını elde ettikten sonra tevekkülü de elde eder. Çünkü Allah-u Teala'yı çok yakından görür ve inanır ve Allah-u Teala'ya artık güveni sonsuz hale gelir. Artık her işte tamamen ona tevekkül etmeye hazırdır. Çünkü denemiştir, sınamıştır. Artık onun için tevekkül kolay hale gelir. Tevekkül zor olmaktan çıkar. Çok kolay bir şekilde tevekkül yapar. Ama yolun başında olan birisi için bu böyle değildir. Yolun başında olan birisi kendi ameline güvenir. Kendi yaptığı amele güvenir. Benim amelim beni kurtaracak. Benim çabam beni kurtaracak. Çünkü Allah henüz görmüyor. Henüz Allah çok uzak. Uzak olduğu için onun için bu çok uzak bir aşama tevekkül etmesi. O yüzden hepimiz görüyoruz bu yolun başında olan insanlar tevekkülden de uzak oluyorlar. Kur'an-ı Kerim de bize diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Eğer Allah-u Teala'nın aşkını elde etmek istiyorsanız bu tevekkül yapanlar gibi davranın. Sizde henüz oluşmamış ama
Yapmacık olarak da olsa bazı işlerinizi yarım bırakın ve Allah'a tevekkül edin ve bakın ne oluyor. Yavaş yavaş Allah-u Teala'nın size yardım ettiğini görünce içinizde o sevgi oluşacaktır. Bu da ince bir noktadır. Yani hepimiz için geçerlidir. Biz yolumuzda devam ederken şunu yapmalıyız. Artık devemize sonuna kadar bağlayacağımıza, çünkü bazen tevekkül sahibi olmayan bir insan bunu abartıyor. Deveye bağlamak tabii ki doğrudur. Ama bütün hayat boyunca deveye bağlamakla geçiyorsa ve hiç hakiki manada tevekkül etmeye sıra gelmiyorsa, o zaman Allah sevgisinin oluşması da mümkün değil. Dolayısıyla bir yere kadar muhakkak devinize bağlayın, ama bir noktadan sonra Allahu Teala, ben bu işi sana bırakıyorum, seni görmek istiyorum, senin vakil sıfatını bizzat müşahede etmek istiyorum. Bunun geri kalanını sen yap ki ben de seni görmüş olayım. Ben senin bunları yaptığını görünce benim kalbimde sana karşı bir sevgi oluşsun. Bütün bunlara ben müşahede etmek istiyorum, çünkü ben duydum bunu, peygamberlerin ağzından duydum ki sen vakil oluyorsun. Sen sonradan bizim işlerimizi ele alıyorsun ve biz eksik bıraktığımız her şeyi sen tamamlıyormuşsun. Biz bunu henüz görmedik ama görmek istiyoruz. O yüzden ben bile bile senin affını sığınarak, biraz risk alarak, çünkü senin varlığından da %100 emin değilim, kendime zarara sokabilecek bir risk alarak geri kalan kısmını sana havale ediyorum. Sen ne olur beni bırakma. Sen kendi vakil sıfatını bana göster. Çünkü ben biliyorum ki bu sıfat bende gelişirse ve ben bunu görürsem senin sevgini elde edeceğim. Çünkü sen kendin demişsin ki İnnellâha yuhibbul mutevakkilîn. Sonra Kur'an-ı Kerim'e göre dünyada insafı yaymaya çalışmak. Nerede adaletsizlik görürsek, nerede haksızlık görürsek bunu yok etmeye kalkışmak ve adaleti sağlamaya çalışmak, tabii güzel yöntemlerle. Bu da Allahu Teala'nın aşkını elde etmenin bir güzel yoludur. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde Allahu Teala buyurur ki: "Allahu yuhibbul muksitin." Ki Allahu Teala insaf edenleri sever. Adaleti yaymaya çalışanları sever. Bu da zor bir şeydir. Çünkü adalet yaymak sırf bir hakim olarak iki kişi arasında adalet yapmak değil. En zor kendi aleyhinde karar verebilmek. Kendi lehine karar vermek kolaydır. Ama adalet için, dürüstlük için, insaf için kendi aleyhine karar vermek Kur'an-ı Kerim'in emridir. Eğer hakikaten sizin suçunuz varsa. Veya kendi yakın akrabalarınızın veya kendi anne babanızın aleyhine karar vermek Kur'an-ı Kerim'in emridir. Bunu yapabiliyorsanız eğer, o zaman Allah-u Teala'nın sevgisi kalbimizde oluşacaktır. Sıradaki konu çok önemli. Bütün batılı düşünce adamları, filozoflar bu konuda farklı düşünüyorlar. O yüzden önemlidir. Her Ahmet'in bunu bilmesi gerekiyor. Onlar diyorlar ki iyilik olduğu için yapın. İyiliği iyi olduğu için yapın ve kötülüğü kötü olduğu için terk edin. Bu yanlış bir şey değil zaten. Kur'an-ı Kerim de bunu kabul ediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim bunun da üstünde bir nokta olduğunu hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim demiyor ki iyiliği sevmediğiniz halde yapın veya kötülüğü sevdiğiniz halde yapmayın. Bunu demiyor. Kur'an-ı Kerim de bunları prensip olarak kabul ediyor. Fakat batılı düşünce adamların veya filozofların geldiği son nokta budur. İyiliği iyi olduğu için yapın, kötülüğü kötü olduğu için terk edin. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki iyiliği Allah için terk edin. Allah için yapın ve kötülüğü Allah için terk edin. Yani asıl gaye Allah-u Teala'nın rızası olsun. İyiliğin kendisi de değil, kötülüğün kendisi de değil. Onlar elbette olsun. Ama orada bitmesin. Bunun da üstünde sizin amacınız, tek ve tek amacınız Allah mutlu mudur değil midir? Bunun ötesinde gözünüz gitmesin. Bununla ilgili meşhur bir şey var. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu hikayeyi anlatmıştır.
gibi iki tane ermiş insan vefat ediyor. Vefat ediyor ve Allahu Teala'ya gidiyor ve Allahu Teala her ikisine aynı soruyu soruyor. Her iki vefat eden insana aynı soruyu soruyor. Birincisine diyor ki, eğer ben size bıraksam ki cennete mi gitmek istiyorsunuz yoksa cehenneme mi gitmek istiyorsunuz? Siz ne seçersiniz? O ermiş zat diyor ki, ya Rabbim eğer bana bırakıyorsanız ben cehenneme seçerim. Çünkü insanlar demesinler ki ben cenneti elde etmek için ibadet yaptım. Peki diyor Allah. Diğerine dönüyor ve ona soruyor. Ben size bıraksam cennet mi istiyorsunuz, cehennem mi istiyorsunuz? Siz ne seçersiniz? O da demiş ki, ya Rabbim eğer bana bırakıyorsan ben şunu derim ki, eğer sen benim cennete gitmemi istiyorsan ben cennete gitmek istiyorum. Eğer sen benim cehenneme gitmemi istiyorsan ben cehenneme gitmek istiyorum. Hazreti Mesih Aleyhisselam bunu yorumluyor. Ve diyor ki bu ikisi ermiş insanlardı ama ikincisi çok daha fazla ermişti. Oysa ki birincisi daha zor bir şey istedi. Birincisi kesin net bir dille kendisi için cehenneme istedi. Ama diğeri dedi ki benim için önemli değil, zor mudur kolay mıdır. Benim için senin mutlu olman önemli. Sen eğer benim cennete gitmemde mutluysan ben cennete seçerim. Ama sen benim cehenneme gitmemi istiyorsan ben ona da hazırım. Burada çok ince bir nokta var. Her şeye, iyiliği yapmak ve kötülüğü terk etmenin ana sebebi iyilik veya kötülüğün kendisi değil de onun da üstünde takva olmalı. Yani Allah ne istiyor? Takva zaten bu demek. Allah'ın ne istediğini sürekli düşünmek. O şeyin iyi veya kötü olduğunu değil. O şey iyi olabilir, kötü olabilir. Her neyse. Ama onu iyiliğine veya kötülüğüne göre karar vermekten sonra bir de ayrıca şunu da düşünmek ki Allah ne istiyor? Takva konusu bütün batılı düşüncelerin aklına gelmemiştir. Bütün filozofların aklına gelmemiştir. Onların aklına gelen son nokta şudur ki iyiliğe iyilik olduğu için yapın, kötülüğe kötülük olduğu için yapın. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnne Allaha yuhibbul muttakîn. Yani Allah takva sahipleri aşk, sevgi gösterir. Yani her şeyi yapmadan önce acaba Allah mutlu mu bundan? Allah yoksa bundan hoşnutsuz mu olacak? Bunu düşünenlere Allah kendi sevgisini bahşeder. Yoksa eğer bu olmasaydı Allah'ın hakiki aşkını bir ateist de elde edebilirdi. Düşünün, bazen hakikaten iyi niyetli ateistler olabiliyor. Allah-u Teala'nın varlığını bile inkar edip kendi hayatını bildiği doğrulara göre yaşamaya çalışan ateistler de dünyada yok değiller. Fakat bunlar Allah'ın aşkını elde edemezler. Allah'ın varlığını bile inkar ediyorlar. Allah'ın varlığını bile inkar eden Allah'ın aşkını nasıl elde etsin? Kendi maşukunu, kendi sevgilisinin varlığını bile reddediyor. Öyle birisi ona nasıl aşık olsun? Dolayısıyla İyilik yaparken, kötülükten uzak dururken bu takva kuralını unutmamak lazım ki nihai düşünce aklınızda Allah bundan mutlu mudur? Allah bundan mutsuz mudur? Bu olmalı. Şimdi zamanım azalıyor. Ben de gene hızlı hızlı geçmek istiyorum. Bir iki genel bilgi vermek istiyorum. Aşkla ilgili, sevgiyle ilgili. Şimdi hepimiz bunu defalarca duymuşuzdur. Daha önceki konuşmalarda da Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarında da ki sevgi ve aşkın tetikleyicileri husn ve ihsandır. Yani ne sevgi aşkı ne tetikler? Ya husn tetikler ya da ihsan. Yani ya çok güzel bir manzaraya karşı ona aşık oluruz. Çok güzel bir şey görünce ona aşık oluruz. Ya da birisi bize ihsan gösterirse onu sevmeye başlarız. Doğru mu? Yani çocuk mesela annesinin ihsanları yüzünden annesini sevmeye başlar. Doğru mu? Yani bakar sürekli bu zat benim her ihtiyacımı karşılıyor. Benim yemeğimi veriyor, benim temizliğime dikkat ediyor, benim ne ihtiyacım varsa onu karşılıyor. Ve bu ihsan yükünün altında kala kala o çocuğun kalbinde annesine karşı bir aşk kıvılcımı
doğuyor. Doğru mu? Dolayısıyla biz hepimiz bunu biliyoruz ki sevgiyi tetikleyen ya husundur ya ihsan. Ya güzel bir şeye bakınca bazen çok güzel bir manzara görüyorsunuz. O manzaranın size hiçbir ihsanı yok. Size bir iyilik yapmış değil. Ama o manzara hayret içerisinde izliyorsunuz, aşık oluyorsunuz. Bu da aşkı tetikleyen bir şey, husun veyahut da ihsan. Fakat anne sevgisini hiç düşündünüz mü? Anne çocuğu husun için mi seviyor, ihsan için mi seviyor? Hiç düşündünüz mü? İkisi değil. Anne çocuğunu ne husun için, ne güzel olduğu için sever, ne de çocuğun ona bir iyilik yaptığı için sever. Bu nedir? Bu başka bir şeydir. Bakın, güzel bir örnek var. Bir padişah bir bayanı çağırmış ve demiş ki burada oturan çocuklar var. Ona bir şapka vermiş bayana ve demiş ki burada oturan çocukların arasında hangisi en güzeli ise, en güzel, en tatlı, en şey çocuk hangisi ise bu şapkayı ona giydirin. Kadın bakmış çocuklara, hemen birisine yaklaşmış ve şapkasını onun kafasına koymuş. Ama o çocuk, o oturanların arasındaki en çirkin çocuğuydu. Rengi kötü, burnu akıyor, burnu kocaman, kulakları şey, gözler şaşı. Yani olabilecek ne çirkinlikler aklınıza geliyorsa hepsi o çocukta vardı. Ama o çocuk o annenin çocuğuydu. O annenin kendi çocuğuydu. Ve padişah bunu görünce güldü ve dedi ki sen bunu niye seçtin? O dedi ki bu en güzel bu değil mi? Padişahım bu insaf artık. En güzel bu işte. Ama herkes de ona gülüyordu. Yani onun sevgisinde ne husun vardı ne ihsan. Hatta hiçbir delil bile yoktu. Husun ve ihsan ikisinin delili olur. Husunun da delili var. İhsanın da delili var. Ama bunun hiçbir delili yoktu. Bu nedir? Böyle bir şey var mı? Hiçbir delil olmadan sevmek. Hiçbir sebep olmadan sevmek. Örneği var. Biliyoruz. Anne babanın çocuklara karşı olan sevginin, özellikle annenin çocuklara karşı olan sevginin ne husuna bağlı bir tarafı var, ne ihsana bağlı bir tarafı var. Ama var. Ve en kuvvetli güçlerden bir tanesi. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunun arkasında ne yatıyor? Bunun arkasında 4-5 tane temel içgüdüler yatıyor. Ve bu içgüdüler baktığımız vakit buradaki en temel içgüdü halikiyet. Yani bir şeye yaratmış olmanın verdiği aşk. Bakın anne baba çocuğu yaratırlar bir manada. Ve bu yaratmış olmak, onların kendi amelleriyle onu yaratmış olmaları onların kalbinde delili olmayan bir sevgi yerleştiriyor. O sevginin bir delili yok. Bu bize ne gösteriyor? Aynı sevgiyi Allah-u Teala da bizim için taşıyor. Delilden bağımsız, bizim hüsnümüze veya bizim ihsanımızdan bağımsız, biz çirkin de olsak, biz dünyanın en çirkin insanları da olsak, biz dünyanın en kötü ameller yapan insanlar da olsak, nasıl o anne en çirkin çocuğun kafasına şapkayı koyduysa, Allah-u Teala da o şekilde sırf bize yaratmış olduğu için, biz Allah-u Teala'ya ait olduğumuz için, onun mahluku olduğumuz için, o şekilde bize sever. Bunu bir düşünün. Allah-u Teala ne kadar kusuruna işliyoruz. Normalde anne babanın bu örnek verdiğim şeyde de sınırlar var. Anne babada da birçok örnek görülmüş. Çocuk haddini aşınca, çok fazla kuralları çiğnemeye başlayınca bir noktada anne baba yeter artık diyebiliyorlar. Hatta şeylerinden, mirastan bile çıkartıyorlar çocukları. Tamam, benim bu çocuğum artık çok asi olmuş. Bundan sonra hiçbir alakam kalmadı. Ama bir kendinize sorun. Her gün sabahtan akşama kadar Allah-u Teala'nın koyduğu kaç tane kural çiğniyoruz? Her sabah kalktığımızdan gece yatana kadar 24 saat içerisinde Kur'an-ı Kerim'in 700-800 tane emri arasında
Kaç tane emri çiğniyoruz? Her gün. Dün de, bugün de, her hafta boyunca, ay boyunca, sene boyunca, seneler boyunca. Utanmadan, tövbe etmeden, özür dilerim bile demeden. Nedir Allah'ın o sevgisini devam ettiren? Hiçbir delili yok. Ne husun var ne ihsan. Ama Allah-u Teala bize yaratmış olduğu için o sevgisini sürdürüyor, devam ettiriyor. Bizim de buradan güç almamız lazım ve hiçbir zaman vazgeçmememiz lazım. Şimdi hala bir yarım saate yakın konuşma var ama zamanım bitmiş. Dolayısıyla bunu da kapatmaya çalışacağım. Daha birçok konu vardı. Ama demek istediğim şey şu, bu bahsettiğimiz konuların her birisi önemlidir. Allah-u Teala'ya yaklaşırken bunları unutmayalım. Çabasız bir aşk elde edebileceğimizi zannetmeyelim. Ama şunu da unutmayalım ki Allah-u Teala da bizi seviyor. Allah-u Teala, yani bu tek taraflı bir istek değil. Sadece biz Allah-u Teala'yı elde etmek istiyoruz ama Allah-u Teala'nın umurunda değil. Böyle bir durumda değiliz. Hatta delilsiz bile bizi seviyor. Hiçbir husnu ve ihsanımız olmadığı halde bile bizi seviyor. Ama tabii ki bu sevginin aşamaları vardır. Bize olan sevgi ile Peygamber Efendimiz'e olan sevgi aynı değil. Birisi merhamet şeyine giriyor, birisi aşk derecesine varıyor. Dolayısıyla bunları unutmayalım. Allah hepimize bu yolları takip etmenin gücünü nasip etsin.